Öğreneceğimiz bir diğer komut ise hemen rectangle'ın altında regular polygon yani çokgen komutu. Burada çokgenin kaç tane kenar olmasını istiyorsak burada kenar sayısını yazıyoruz. Hemen altında iç çap, diş çap veya iç radius, diş radius veya iç veya dış serbest bir şekilde çizeceğimiz bir çokgen veya bir kenar uzunluğu ve merkezi belli olan veya o kenar uzunluğunu iki nokta ile belirleyeceğimiz bir çokgen çizeceğimiz seçenekler var. Internal diameter seçerek burada çap bilgisini yazabiliriz. Altı köşe olduğunu belirterek bakın şöyle merkez noktasına dokunup şöyle herhangi bir noktayla herhangi bir ekseni çakıştırıyorum. Gördüğünüz üzere verdiğimiz iç çap değeri 50 mm. Bir altıgen daha çizelim. Burada farklı farklı external radius diyelim. Burası radius'e döndü. Radius yine 25 olsun. Yine bir merkez noktası ve herhangi bir eksenle çakıştırdım. Bu verdiğimiz R25 bu sefer altıgenimizin dışına teğet olmuş oldu. Az önceki içine teğetti gördüğünüz üzere. Side length center diyelim ya da free de göstereyim. Hepsinden bir tane örnek gösteriyorum. Burada artık sizin vereceğiniz bir çap ölçüsü yok. Sadece bir noktaya dokunup çapı siz burada ikinci noktayla belirliyorsunuz. Daha sonradan gelip çap ölçüsünü değiştirebilirsiniz. Side length ve center yani bir kenar uzunluğunu vererek merkez noktasına dokundum. Burada çap ölçüsü değil, kenar uzunluğunu verdi artık. Ama siz yine dilerseniz çap ölçüsünü de şöyle gösterebilirsiniz. Ama bakın zaten bir kenarın uzunluğuyla bu çapı da ölçebilirsiniz. Gereksiz bir ölçü olduğunu ya burada çap ölçüsünün duracağını veya burada kenar ölçüsünün durması gerektiğini size sarı bir uyarı ile gösterir. Bunu sildiğimde veya 25 ölçüsünü sildiğimde o uyarı ortadan kalkmış olur. Geri alıyorum hemen kontrol Z ile. Diğer çap ölçüsünü siliyorum. Side length 2 point. Burada birinci nokta dokunduğum nokta kenarın başlangıç noktası. İkinci nokta ise kenarın bitiş noktası. Ve buna göre de altıgeni oluşturmuş oldum.